Şimdi yine dinimizi bozmakla mükellef bir grubun azılı başlarında giden, önde gidenlerinden Abdülaziz Bayındır diye biri var. Maalesef ki profesör ve maalesef ki bu adam yıllarca Diyanet'te fetva masasına baktı İstanbul Müftülüğü'nde. Çok şükür o günler geride kaldı. Şimdi ancak kendi çukurundakileri kandırabiliyor. Abdülaziz Bayındır. Bak ismini söylüyorum. Şimdi ben bu ismi söyleyince bana dava açıyorlar. Bak bedel ödüyorum ha. İyi dinleyin. Anlayın diye söylüyorum. Günlerdir geliyor videosu bana. Bunu bir Müslüman din adamı bilerek yapamaz yani. Bunu ya cahil olması lazım, profesör olduğuna aldanmayın yani birinin, ya cahil olması lazım yahut da hakikaten maaşlı bir yere hizmet ediyor olması lazım. Öje sürmekten bahsediliyor, öje. Öje, kadınlar sürüyor ya öje, tırnaklarını boya sürüyorlar. Öjemiş onun adı, öje. Öje deniyor ya. Diyor ki, öjeli tırnakta diyor, abdest, gusül önemli değil diyor. Şaka mı ya bu? Ne enteresan değil mi? Bak millet yapıyor. Bu adamların hiçbiri fıkıh alimi değil. Bak bizim vatandaş bile yapıyor böyle. Diyor ki, açıklaması da şu. Abdeste diyor, farz olan, doğru burası doğru, suyun üzerinde diyor, etin üzerinde suyun bir damla bile olsa akmasıdır. E akıyor ya diyor. Ulan altına su geçmiyor ya, akıyor da öcenin altına. Fıkıhtaki dört mezhepteki şart ne abdest ve gusülde? Esprisi bile var değil mi bunun? Toplu iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. E öcenin altına girmiyor. Kınayı misal veriyor. Kınada da böyle diyor. Ulan kınada bir tabaka mı kalıyor? Kınanın rengi kalıyor orada. Kınanın rengi kalıyor. Bir tabaka yok ki. Kınanın rengi sirayet ediyor ete ve tırnağa. Ama öjede bildiğiniz bir tabaka kalıyor. Onu böyle kaldırırsan jelatin gibi açılıyor o öje. Hiç mi araştırmadın? Bu kadar mı aklın kıt? Bu kadar mı kabiliyetsizsin? Yahut da bu kadar mı ilmin sığ? Yahut da gerçekten bir yere mi hizmet ediyorsun sen? Ruj da böyledir diyor, makyaj da. Ulan bunlar kimyasal madde. Bunlar kimyasal madde. Altına su geçirmiyor bunlar. Fondöten bile geçirmiyormuş. Araştırdım da geldim buraya ya. Alta su girmedikten sonra olmaz. Makyaj malzemesiyle kınayı bir tutmayacaksın. Ama öje, ruj, bu tip kimyasal maddelerle olan güzellik araç gereçlerinin altına su girmiyor. Dolayısıyla abdest de olmaz. Tabii ki gusül de olmaz. Bu adamlara itibar etmeyin. Bunlar dini kendileri yeniden inşa ettiklerini zannediyorlar. Bu Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Bayraktar, isimlerini sayıyorum bak, başımı belaya sokmaya rağmen sayıyorum. Bunlar kendilerini İmam-ı Azam'dan daha büyük zannediyorlar. Cehaleti görüyor musun? Cehaleti görüyor musun? Kendilerini İmam-ı Şafii'den daha büyük görüyorlar bu takım. Daha var, bunların daha var. Familyaları büyüyor. Bir tanesi öldü gitti. İmam Serahsi diye büyük bir alim, İmam-ı Azam'dan yüzlerce yıl sonra yaşamış, hapiste ezberinden bir kitap yazdırıyor. Bir kitap deyince bir cilt zannediyorsun. 30 cilt kitap yazdırıyor ezberinden. Ezberinden 30 cilt kitap yazdırıyor, Mebsut isimli ve şu an Hanefi mezhebinin ana temel kitabıdır. Ana temel kitabıdır. İmam Serahsi'ye diyorlar ki, efendim çok büyük bir alimsiniz, bir mezhep kursanız da size tabi olsak diyorlar. İmam Serahsi böyle acı acı alayvari gülüyor, böyle kızıyor onlara. Siz diyor İmam-ı Azam'ı tanımamışsınız. Tanısaydınız bana bu teklifi yapamazdınız diyor. İmam Serahsi 30 cilt ezberinden kitap yazdırıyor bu adam. Bunlar 30 sayfa ezberden kitap yazdıramaz. Google olmasa, Şamile programı olmasa, siz bilmezsiniz, bir de Şamile programı var. Bütün kitaplar var orada. Çok güzel bir program. Kopyala yapıştır yapamasalar onu da beceremeyecekler. 30 sayfa da yazamaz. Bir de İmam-ı Azam'la yarışıyorlar. Bak bak. Kibri görüyor musun? Şeytanın nasıl maskarası olmuşlar. Kibre bak. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bir ayete yüzlerce farklı mana verilmiş. Kafadan değil ama bunlar gibi. İşkembeden atmıyor yani. Gramer farklılıklarıyla. Gramer. Kaidelerini değiştire değiştire. İnanılmaz alimler ya. Ayağının değil, atının ayağının tozu olamayacağımız alimler. Bu adamlar kendilerini bunlardan üstün zannediyor. Aman. Aman. 1400 yıllık bir din, 1500 yıllık bir din bu.
1500 yıldır yapılıyor da şimdi hayır diyen varsa o adamdan kaçın. Lan 1500 yıl bu dinin alimleri bilemedi de öceyle abdest alınıp alınmayacağını sen mi bildin bre gafil? Bu ihanet değil de nedir bu ya? Bu dine ihanet değil de nedir bu ya? Aman bu adamlara sakın muhatap olmayın. Bir de böyle yumuşak anlatırlar. Halil de sert anlatıyor. Yumuşaklığına aldanma. Yumuşaklığına aldanma bu adamların. Bunlara uymayın. Bunlara tevessül etmeyin. Bunları dinlemeyin. Bak şimdi Ramazan gelecek gene çıkacaklar ortaya. İmsak vaktiydi. Yok iftar vaktiydi. Yok hayızlı kadın oruç tutardı. Yok bilmem ne yapardı. Yok şefaat yoktu. Yok kabir azabı yoktu. Yok cehennem cennet cehennem ebedi değildi. Ya bunları hiçbir kilise papazı yapmadı bu ülkede ya. Ama suçlusu kim bunların? Kim bunların suçlusu? Bu kürsüdeki hocalar. Konuşmuyorlar, korkuyorlar. Korkuyorlar. Aman ona bir şey söylersem o da bana bir şey yapar diye. Lan bırak yapsın. Yapsın ki baba yiğitliğin çıksın ortaya. Sen de çık meydana. Korkma, dinini koru. Bu din benim mi? Allah'ın dinini koruyorum ben. Malımı mülkümü mü koruyorum? Bu kürsüdeki hocalar mesuldür birçok şeyden bu ülkede. Bu ülkede yapılan birçok fitneden mesuldür bu kürsüye çıkan hocalar. Bunu bilecek.